Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz Kudret Ayyıldır. Cuma günü Twitter'da Cuma günü kapanışı ile birlikte birkaç tane bilgi paylaşmıştım. Buna çok soru geldi, mail olarak da geldi. O konuyla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. İlaveten bunun sebeplerine de çok kısa değinmek istiyorum. Hani bunu bir teknik analiz çalışması ve önümüzdeki dönem beklenti olarak da dikkate alabilirsiniz. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi tabii ki beni uzun zamandır takip edenler ne söylediğimi çok iyi bir şekilde anlıyor. Burada zaten problem yok ama her gün yeni katılımcılar olduğu için ister istemez söylemlerimin ne olduğunu anlamayabiliyor. Burada onlara tavsiyem, özellikle bu tarz şeyleri paylaştığım zaman geçmiş Twitter paylaşımlarımı ya da geçmiş YouTube video çalışmalarımı en azından bakabilirse ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayabilir. Tabii sizler istiyorsunuz ki her şeyi ayrıntılı bir şekilde paylaşayım ama bununla alakalı zaten mevcut yoğunluğum sebebiyle çok ekstrem sonuçlar alamıyorum. Kanalımdaki değişikliklerin sebebi de buydu ama çok spesifik olduğu için hem bilgilendirme hem de ne demek istediğimi en azından yeni başlayanlar için de çok kısa bir şekilde aktarmak istedim. Şimdi ne demiştik? Dolar endeksi, ons altın, gümüş, dolar Türk lirası, sterlin dolarla alakalı bazı hap şeklinde seviye bazlı bilgiler vermiştik. İşte bunun sebebini sizlere şu şekilde izah edeceğim. Şimdi dolar endeksine ne demiştik? 91.47 altında. Euro dolar da 1.20 üzerinde kapattı. Haftayı kapattı. Dikkat demiştik. Şimdi dolar endeksi ile alakalı daha önceki paylaşımlarımda biliyorsunuz 88-90 seviyesinin uzun vadeli çok kritik bir destek noktası olduğunu aktarmıştık. Nitekim baktığımız zaman 89 günlük üstsel hareketli ortalama 91.47'lerden geçiyor. Buraya ulaştı. Buraya ulaştı ama buraya geçemedi. Geçemediği için de bir baskı oluştu. Geçebilseydi çok daha Euro dolarda aşağı yönlü beklenti kuvvetlenecekti ama geçemedi. Bu geçememiş hali bir satış baskısı oluşturursa bu Euro dolarda yukarı yönlü hareket alanı oluşturabilir. Ama yok, bu bir tuzaksa ve daha sonra yani pazartesinden itibaren bu ortalamayı geçecek olursak o zaman algı değişir. Euro dolar paritesinde yani 91.47'nin üzerinde kapanış göremezsek, yani günlük kapanış ve eğer cumaya denk geliyorsak haftalık kapanış göremezsek o zaman endeksteki bu 88-90'lardan ve 90'lardan almış olduğu destek geçerli sayılmayacaktır. Yani güçlenemeyecektir. Buna Euro dolar paritesinde bakın bir yükseliş kanalı ve kanal bölgesini aşağı yönlü kırması sonrasında aslında algı negatife kaydı. Ama bu negatife kaymasına rağmen dolar endeksi bu bölgeyi geçemedi. Yani bu yüzden de bu hususa dikkat etmekte fayda var. Euro dolar paritesinde de bakın kanal kırıldığı için aslında pozitif bölge sona erdi. Burada yeni haftalarda aslında biz tekrar pozitif trend içerisine girecek mi buna bakacağız. İşte dolar endeksi bu açıdan kritik. Bu sebeple de dikkat diyoruz. Euro dolarda tekrar yukarı yönlü bir algı için 1.20-1.75'in üzerine çıkması lazım. Dolar endeksini bu açıdan takip edeceğiz. Sterlin dolar paritesinde daha öncelerde paylaşmış olduğum çalışmalarda üzerinde ısrarla durmuştum. Sterlin dolar 1.35 üzerinde kapanışa devam, dikkat demiştim. Bu grafik haftalık grafik ve dikkat ederseniz bakın 1.34.90, 1.35 seviyesi üzerinde haftalık kapanışlarına devam ediyor. Her ne kadar medyada ben görüyorum işte 1.37.80'leri, 1.38'leri kıramadı, sterlin dolar düşebilir şeklinde algı oluşsa da yani böyle meslektaşlardan da bunu görüyor olsam da ben buna katılmıyorum. Çünkü grafik bana diyor ki 1.34.90, 1.35'in üzerine ben defalarca haftalık kapanış yapıyorum. Bu sebeple de sterlin dolar paritesinde düşüşlerin oluşabilmesi için henüz bana zemin tanınmıyor ki uzun vadeli ortalamaları da aştım zaten ben daha önce diyor. Bu sebeple de ben yeni dönemde daha yukarı yönlü hareket bekliyorum. 1.35'in üzerinde haftalık kapanışına devam ettiği müddetçe de 1.40 civarlarındaki rakamlara şaşırtıcı bulmuyorum. Şimdi sterlin dolar bu şekilde, dolar endeksi, euro dolar bu şekilde. Dolar Türk lirasından gidelim. Dolar Türk lirasını demiştim ki 7.06 ile haftalık 7.04, 7.14 bölgesiyle aylık kapanışa dikkat demiştik. Şimdi dolar Türk lirasına baktığımızda Bununla alakalı GCM Forex'in YouTube kanalında zaten ayrıntılı bir video çalışması yapmıştım. Ama çok kısa hap şeklinde paylaşayım. Siz o videoyu tekrar izlersiniz. 60 haftalık hisseli hareketli ortalama 7.06 seviyesinden geçiyor. Şu anda tam rakam 7.06.40 seviyesinden geçiyor. 2013 Mayıs'tan beri pozitif görüntüyü destekliyor. Bakın buralarda bazı istisnai görüntüler olsa da genel çerçevede önemli bir trend destekçisi haftalık grafikte. Burada da aylık grafik yine aynı şekilde. Burada bakın neredeyse 10 yıldır devam eden bir yükseliş trendi. Burada 7.04-7.14 bölgesinden geçiyor hareketli ortalamalar. Gerçekten çok kritik. Aylık grafik olduğu için aylık kapanış, haftalık grafik olduğu için haftalık kapanış. Şimdi 7.04.95 yani yuvarlak hesap 7.05. Biz 7.06'yı önemsemişiz. Hani bu kadar yakın bir noktada haftalık kapanış tek başına teyit kazanmayabilir. Bakın şuraya dikkat edin. Yani istisna olabilecek durumları da göz ardı etmeyelim. Hani CDS puanı 300'ün altına sarktı. Bakalım yeni hafta dinamiklerinde kalıcı olacak mı? Buna bakacağız ve buna göre de aşağı yönlü hareketlerini daha da hızlandırabilecek mi? Bunu inceliyor olacağız. Önemli Türk lirası değerlenmeler var Kasım ayından itibaren. Bu güzel bir şey ama devamı gelir mi? Burada biraz soru işareti var. Buna da bu açıdan bakmakta fayda görüyorum. Gerçekten orta uzun vadeli kritik bölgelere yaklaştık. Biraz daha dikkat etmekte fayda var. Dolar Türk lirasını bu şekilde aktardıktan sonra altın ve gümüşe geçelim. Altın tarafına ne demiştim? 1790-1828 bölgesi içinde kapattı. Dikkat demiştik. Baktığımız zaman yani bakın hem kanal çizgisi hem hareketli ortalamalar hem sıkışmaların olduğu bölge kabataslak 1790-1828 bölgesini temsil ediyor. Bakın dikkat ettiyseniz 1790'a ulaştı ama altında günlük ya da haftalık kapanış gerçekleşmedi. Bir dönüş yaptı Cuma günü ama buna rağmen 1828'in üzerinde de kapanış yapmadı. O zaman neye dikkat etmemiz lazım? 1790-1828'in dışındaki günlük kapanışa odaklanmak lazım. Zaten beni tanıyanlar biliyordur. Ben pozitif taraftaki beklentimi koruyorum. Bu sebeple de yukarı yönlü hareketler şaşırtıcı olmayacaktır. Gümüş tarafına baktığım zaman da şu çizgiyi sildiğim zaman 26 dolar seviyesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 26 doların üzerinde kalıcı bir görüntü devam etmeye çalışıyor. Altındaki dönüşü teyit kazanmasa da dönüşü, gümüşteki dönüşü dikkate aldığımız zaman da yukarı yönlü bir reaksiyon şaşırtıcı olmaz. 26 dolar üzerindeki hareket alanı devam ediyor. Haftalık grafikleri zaten 26 ve 24.80 bölgesi üzerindeki algı sürüyor. Bu sebeple de yukarı yönlü hareketler kaldığı yerden devam edebilir. Ek olarak da hani bu Twitter'daki paylaşımlarıma ek olarak videoyu tamamlamadan önce en azından algıyı görebilmeniz açısından bir korelasyon tablosunu paylaşmak istiyorum. ABD 10 yıllık tahvil fiyatının belli varlıklar içerisindeki korelasyonu, bunu GCM Metre 4 platformunu indirerek ABD 10 yıllık devlet tahvil fiyatının grafiği üzerine dışarıdan yani Google'da araçta korelasyon indikatörünü bularak bu indikatörlere bu varlıklara eklersiniz. Ne var? ABD 10 yıllık tahvil fiyatının grafiği demiştik. Üzerine dolar endeks attık, ons altın attık, gümüş attık, petrol attık, S&P 500 endeksi attık, DAX 30 endeksi attık. Yani aslında referans göstergeler. Şimdi korelasyonlar bozulmuştu. Yani nasıl bozulmuştu? Normal şartlarda ABD 10 yıllık tahvil fiyatı düşerken ons altında düşmesi lazımdı. Dolar yükselmesi gerekirken ons altına düşmesi lazımdı gibi. Böyle standart klişe korelasyonlar vardı. İlk başta ABD yani Şubat ayı, şimdi bu grafiği şu şekilde yaptığımız zaman ay ayı böyle ayırdım. Ocak ayı bu da Şubat ayına yeni başladık. Şimdi Şubat ayına başladığım zaman borsalarda petrolde bir yukarı yönlü, gümüşte aşağı yönlü, altında aşağı yönlü, dolar tarafında yukarı yönlü hareket, dolar endeks tarafında ama daha sonra bir düşüş. ABD 10 yıllık tahvil fiyatının düşüşü. Yani tahvile olan talep azalıyor, dolara olan talep artıyor, borsalara güç geliyor, petrole güç geliyor. Gümüş altın satılıyor. Yani normalleşme evresi diyebiliriz. Neden? Çünkü baktığımız zaman tahvile olan talep azalıyor. Yani belirsizlik ortamı ortadan kalkıyor görüntüsündeydi. Şimdi dolara talep var, borsalara giriş var, petrole buradan Covid biraz daha iyimser senaryoya petrole destek vardı. Altın, gümüş düştü. Şimdi ama sonradan dikkat ederseniz tahvil fiyatında hafiften bir düşüş var. Dolarda bir düşüş var. Altında tekrar yukarı yönlü, gümüşte tekrar yukarı yönlü, borsalar ve petrol tekrar yukarı yönlü. Bu ne demek? Korelasyonların bozulduğu anlamına göre. Yani siz klişe olarak şunu düşünüyorsunuz. İşte dolar yükselirse altın düşecek. İşte FED faiz arttırırsa altın düşecek. Yani bu tür korelasyonlar evet gündemimizi meşgul ediyor ama her daim, her şekilde böyle senaryoların çalışmayacağını unutmamak lazım. Yani FED'in 2013 sonrasında verdiği sinyallerde hem parasal genişlemeyi azaltacağına ilişkin, daha sonra da faiz artacağına ilişkin açıklamalar ve buna göre aksiyonlar alınmasına rağmen altın yükselmedi mi? Yani dolar güçlenirken altın yükselmedi mi? Yani lütfen klişe korelasyonlardan biraz uzak duralım. Dediğim gibi bu grafiği GCM Metre 4 platformu içerisinden aldım. Korelasyon indikatörünü de bunun içerisine entegre ettim. Çok basit bir şekilde bunlara siz de bakabilirsiniz. Bunlara bakarsanız özellikle bu tür anlık reaksiyonları çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu günlük bir grafiktir. En azından sizi haftalık genel değerlendirme için canlı tutacaktır diyebilirim. Yani özetle burada kendinizi geliştirebilmeniz için uygun araçlar var. Yeter ki kullanmasını bilelim. Benim sizlere en azından bu Twitter paylaşımının üzerine bilgilendirme mesajlarım bunlar ki aslında bir haftalık bülten çıkartmış olduk teknik bölümde. Bu da aradan çıkmış oldu en azından. Beni takip edenler bu videoyu da izleyerek en azından yeni döneme ilişkin teknik görüntüyü de görmüş olacaktır. Kendinize iyi bakın. Başarılı bir trade haftası dilerim.